Kasım ayında döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü dalgalanma, sabit kur uygulamasıyla işlemlerini sürdüren ilaç sektörünü de derinden etkiledi. Şu anda 645 kalem ilacın eczanelerde bulunmadığı belirtildi. Sektörde yaşanan sıkıntıları anlatan Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, sorunun kaynağı olarak ilaç satışında uygulanan sabit kur uygulamasını gösterdi. Akın, eczanelerin ilaç stoğu yaptığı iddialarını kesin bir dille yalanladı. İsmim Uğur Nuri Akın. Kayseri Eczacı Odası başkanlık görevini yürütmekteyim. 2012 yılından beri serbest eczacılık yapmaktayım ve 2015'ten beri de Eczacı Odasında yöneticilik yapıyorum. Şimdi sizin de malumunuz üzere ülkece bir ekonomik Sıkıntıdan geçiyoruz. Tabii ister istemez bizim sektörümüzü de fazlasıyla etkiliyor. Tabii bizim başta temennide bulunalım bu krizden, bu sıkıntıdan bir an önce kurtulmayı diliyoruz. Ancak e, ilaçlara gelirsek, ilaç kısmına gelirsek bizler ilaçları fiyatlandırırken belli bir kanun çerçevesinde fiyatlandırıyoruz. En son alınan kararla birlikte... E, Sabit kur uygulaması yapılmakta. Bu nasıldır? Referans fiyatlarla alakalı bir çalışma yapılır. Referans fiyat uygulaması da diğer Avrupa ülkelerinde 5 tanesi seçiliyor. Bunların en düşük olanı referans alınıyor ve Türkiye'de uygulamaya başlanılıyor. İlk başlarda bu uygulama mantıklı iken son zamanlara doğru özellikle kurların bu derece kontrolsüzce artışından sonra ister istemez makasın fazlasıyla açılmasına sebep oldu. Size şöyle örnek verebilirim. Bu yılki ilaçlar fiyatlandırırken Euro kuru 4.57, kur 15 liraya geçmiş durumda. Aradaki makas arttıkça da maalesef bu yaşadığımız sıkıntılar bir bir artmaya devam edecek. İlaç üreticileri olaya tamamıyla ticari baktıkları için aslında Türkiye pazarında artık çokça bulunmak istemiyorlar. Son yaşadığım sıkıntıların en büyük müsebbibi de maalesef bu... Euro kurundan kaynaklanan makasın artması ve sabit fiyat uygulamasından aslında bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Bizler defalarca söyledik, defalarca dile getirdik. Bu işin müsebbibi hiçbir zaman eczacılar olmamıştır. Bu işin müsebbibi maalesef yanlış yönetilen, yanlış anlamda icra edilen kanunların maalesef sonucunu bizler çekiyoruz. Bu konuda özellikle bakanlığımızın denetlemesi, denetlemesi gereken yerlerin bu tür üretici firmalar olduğunu söylüyoruz defalarca söyledik. Sonrasında neler yapılabilir? Tabii ki de diğer paydaşlarla birlikte oturulup uygun bir karar verilebilir. Türkiye Eczacılar Birliği bu konuda birçok çalışma yaptı. dedi ki ilerleyen süreçlerde bu kriz ortamından nasıl kurtulabiliriz. Birincisi Uzam dönemlerini tek bir aya yaymak yerine, yıl yıllara yıl içerisinde diğer aylara yayarak bu işin üstesinden gelinebilir. Bu birinci madde. İkinci madde ise bu aradaki makas farkı mutlaka azaltılması gerekiyor. Ancak bizim burada en büyük şartımız da şu. Birincisi kamu zarara uğramayacak. İkincisi de vatandaşın cebinden fazla para çıkmayacak. Bu iki seçeneği sağladıktan sonra aradaki kur farkı da birbirine yaklaştırılırsa birçok ilaç çözüme kavuşturulmuş olur. Birçok ilaç tekrardan piyasaya sunulmuş olur ve sonrasında da tabii ki de en büyük etken kendi ilacımızı kendimizin üretmemizin gerektiğini de defalarca söyledik. Yerli ve milli ilaca verilen desteğin artırılması gerekiyor. Yerli ve milli ilaç ne kadar çok artarsa, ne kadar çok sahiplenirsek inanın bizim bu dışa bağımlılığımız azalacak ve bu tür yoklarla da maalesef e, karşılaşıyoruz ve sonrasında da karşılaşmayacağız. En büyük temennimiz de bu çünkü geçtiğimiz yıllara göre aslında Bizi sıkıntıya sokan şeylerden birisi de şuydu. Normalde Şubat ayında bizim kanuna göre ilaçlara zam gelir. Ve ondan bir ay öncesinde, Ocak ayında bazı ilaçlarda problem yaşayabiliyorduk. Ancak bu seneki durum birazcık daha farklı. Ekim ayından beri birçok ilacı bulmakta zorluk yaşıyoruz. Türkiye Eczacılar Birliği'nin açıkladığı rakama göre 645 kalem ilaç şu an piyasada yok. Bununla birlikte bizim en korktuğumuz şey de özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza bu durumu sirayet etmesi olay daha da kötü hale gelebilir. Ancak şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Hani vatandaşı bu haberlerden sonra çok fazla panik havasına sokmak istemiyoruz. Çünkü hekimlerimiz bu noktada diğer tedavi seçeneklerini değerlendiriyor. Bizlere sorduklarında bizler de tavsiyede bulunuyoruz. Gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Ancak bu durumun böyle gitmeyeceği aşikardır. Ve bir an önce de düzenlemenin yapılması elzem hale gelmiştir. Bize diğer atfedilen hiçbir şeyi de haberi de biz kabul etmiyoruz. Çünkü biliyorsunuz bir süre Önce işte eczacıların stokculuk yaptığına dair haberler çıkmaya başlamıştı. Bununla alakalı yapılan araştırmalarda aslında olayın böyle olmadığını, bizler de bu olayın takipçisi olduğumuzu söyledik. Ee, yani stok yapacak birçok ilacı zaten bulamıyor eczacı. Hani bırakın stokçuluk anlayışını geçtiğimizi ve hiçbir zaman da ticaret ön plana atmamıştır. Ee, bizim için önemli olan halk sağlığıdır ve diğer ticari faaliyetler işletmemizin sürdürülebilirliği hep ikinci plana itilmiştir ve bunu da birçok ilaçta da birçok yerde de görebiliyoruz. Onun için de burada en çok etkilenen ister istemez tabii ki de eczaneler ve sonrasında da vatandaşlar. Bu zincirin en son halkası biz olduğumuz için en çok hisseden de biz oluyoruz. Birçok vatandaşımız ister istemez bizlere tepki gösterebiliyor bu noktada ama biz durumu açıkladığımızda kendileri de bize hak veriyorlar. Sonuçta bize gelen ilaçların üretim tarihinden, üretim yerinden itibaren en son nihai kullanıcıya kadar ulaştığı yer bellidir. Bunlar hepsi takiplidir. Zaten bakanlığımızda yılda en az iki defa olmak üzere eczaneleri denetleniyor. O bize atfedilen zaten hiçbir şey yapmamız mümkünatı yok ve hiçbir meslek taşında Kayseri'de bununla alakalı böyle bir suçlamayı da kabul etmez. Bizler de etmiyoruz. Bu konuda takipçisiyiz. Dediğim gibi bu süreç dediğimiz öneriler doğrultusunda ancak çözümlenebilir. Tüm paydaşlarla bir araya gelinecek. Bakanlığımızın bu konuyu da takip ettiğini biliyoruz. Raporlar, dosyalar sunuldu ve bir an önce de inşallah çözüme kavuşur ve vatandaşımız da ilaca erişimde zorluk yaşamazlar. Burada vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Özellikle piyasada bulamadığınız ilaçlardan eczacılarımız, eczanelerimiz sorumlu değildir. Bunun müsebbipleri üretici firmalardır ve ilaçlar fiyatlandırırken kullanılan yöntemin artık günümüzde işlevliğini kaybetmesidir. Bundan dolayı da özellikle kafalarına takılan bir sorun olduğu zaman ya da tedavi seçeneklerinde kendi düşünemedikleri herhangi bir şey olduğu zaman eczacı danışmanlığında bu hizmeti alabilirler. En yakın eczanesine gidip bununla alakalı bilgi alabilirler ve eczacılar da gerekli yönlendirmeleri yapıp tedavinin devamlılığını sağlayabilirler.